Ekonomi videolarından bildiğiniz gibi para birimleri birbiriyle her zaman aynı değeri taşımaz. Yani para birimleri özdeş nesneler gibi değillerdir. Örneğin bir Amerikan doları başka bir para birimine yani bir euroya ya da Türkçe adıyla avroya eşit değildir. Ve eğer para birimi farklı olan bir ülkeye seyahat edecekseniz elinizdeki parayı o ülkenin para birimine çevirmeniz gerekir. Mesela elinizde dolar varsa ve avro kullanılan bir ülkeye seyahat edecekseniz bu dolarların kaç avro edeceğini merak edersiniz değil mi? Ya da avro kullanılan bir ülkede yaşadığınızı ve Amerika'ya gideceğinizi düşünün. İşte elinizdeki avroların kaç dolar edeceğini merak ediyorsanız size yardımcı olan kavramın adı döviz kurudur. Döviz kurları sadece turistler için değil, ticaret yapanlar için de son derece önemlidir. Örneğin eğer Amerikalı bir araba üreticisiyseniz tüm harcamalarınız dolar cinsindeyken arabaları Avrupa'ya satarak karşılığında avro alıyorsanız harcamalarınızı karşılayabilmek için bu avroları dolara çevirmeniz gerekir. Gördüğünüz gibi döviz kuru son derece önemli bir kavram. İsterseniz öncelikle döviz kurunun neye benzediğine bir bakalım. Döviz kuru farklı şekillerde gösterilebilir. Eğer biri size Amerikan doları için döviz kuru nedir diye sorarsa ona hangi para birimine göre sorusunu sormalısınız. Örneğin doların avroya göre döviz kurunu bir Amerikan dolarının kaç avroya eşit olduğu şeklinde gösterebilirsiniz. Ve ben bu videoyu yaptığımda bu 0,87 avroya eşitti. Bunu bir avronun kaç Amerikan dolarına eşit olduğu şeklinde de gösterebiliriz. Eğer elimizde bu birinci eşitlik varsa ikincisini bulmak son derece kolay olacaktır. Öyle değil mi? İki tarafı da 0,87'ye bölersek aradığımız şeyi kolaylıkla bulabiliriz. Bunu 0,87'ye bölersek 1 buluruz. Bunu yani 1'i 0,87'ye bölünce de yaklaşık olarak 1,15 elde ederiz. Evet, ben bu videoyu yaptığımda 1,15 Amerikan doları 1 avroya eşitti. İsterseniz 1 dolar 15 sentiniz olduğunu ve bununla avro almak istediğinizi de düşünebilirsiniz. 1,15 dolarınızı verirseniz dolarınızın karşılığında 1 avro alırsınız. Anlaştık mı? Az önce söylediğim gibi döviz kuru daha farklı biçimlerde de ifade edilebilir. Örneğin Amerikan dolarının avro cinsinden fiyatı diyelim. Hemen yazıyorum. Evet. Amerikan dolarının avro cinsinden fiyatı derken elimdeki avrolarla Amerikan doları alacağım zaman 1 dolar için kaç avro ödemem gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Ve bu arada yazan değere bağlı olarak da bir Amerikan dolarının 0,87 avro edeceğini söyleyebiliriz. Bunu 0,87 avro bölü Amerikan doları olarak da gösterebiliriz. Bunun tam tersi olarak avronun Amerikan doları cinsinden fiyatını belirlemek için de ikinci eşitliği kullanacağız. Bir avro 1 avro 1,15 Amerikan doları edeceği için buraya 1,15 Amerikan doları bölü avro yazacağım. Buraya kadar her şey anlaşıldıysa şimdi birkaç tane örnek görmek ister misiniz? Amerika'da sarı bir kutunun fiyatının 20 dolar olduğunu düşünelim. Dolar derken elbette Amerikan dolarını kastediyorum. Ama biz kısaca söylesek şimdi yeter. Evet. Sarı kutular Amerika'da çok popülermiş mesela ve Avrupa'da yaşayan biri de bu sarı kutulardan almak istiyormuş. Sarı kutunun fiyatı 20 dolardı ama satın almak isteyen kişinin sadece avrosu var. Peki, bu kişinin 20 dolarlık bu sarı kutuyu alabilmek için kaç avro vermesi gerekir dersem bu hesaplamayı nasıl yaparsınız? 1 dolar eğer 0,87 avroya eşitse 20 doların kaç avroya eşit olduğunu bulmak için bunu 20 ile çarpmamız yeterli olacaktır. 20 dolar çarpı 0,87 avro bölü dolar yazalım. Evet bir bakalım sonucu yaklaşık olarak 17,40 avro buluruz. Bir de tersine düşünelim mi? Kırmızı kutularda sadece Avrupa'da bulunuyor ve fiyatı da 20 avro olsun. Amerikalı bir turist Avrupa'ya gidiyor ve bu kutulardan almak için kaç dolarını bozdurması gerektiğini merak ediyor. Bu turiste yardımcı olmak ister misiniz? 1 avro eğer 1,15 Amerikan dolarına eşitse bu defada 20 avroyla 1,15 Amerikan doları bölü avroyu çarparız ve sonucu 23 Amerikan doları olarak buluruz. Yazalım. Evet. Aslında bu bahsettiklerimiz avro dolar paritesinin bir özeti gibi oldu. Şimdi de döviz kuruna bağlı olan farklı bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu kavram para birimlerinin değer kazanması ya da kaybetmesi. Mesela avronun değer kazandığını ele alalım. Ama tabi değer kazanmak başka bir değere karşı gerçekleşir. O yüzden diyelim ki avro Amerikan doları karşısında değer kazanıyor. Şimdi sizden bunu başlangıç değeri olarak kabul ederek avronun Amerikan doları karşısında değer kazandığını gösteren bir döviz kuru yazmanızı istiyorum. Evet, eğer başlangıç kuru buysa ve eğer avro değer kazanıyorsa bir avronun 1,15 Amerikan dolarından daha fazla etmesi gerekir, öyle değil mi? Örneğin değer kazanması sonucu bir avro 1,20 Amerikan doları ediyor olabilir ve biri size Amerikan doları avro karşısında değer kazanıyor derse de bu yaptığımızın tam tersini yapmamız gerekir. Bu durumda da 1 dolar artık 0,9 ya da 1,0 avroya eşit olmuş olabilir. Benzer şekilde avro eğer Amerikan doları karşısında değer kaybediyorsa da bu doların avro karşısında değer kazanıyor olmasıyla aynı şeydir. Avro bu başlangıç kuruna göre dolar karşısında değer kaybediyorsa 1 avro artık daha az dolara eşit olacaktır. Yani buraya örneğin 1,05 dolar yazabiliriz. Bu eğer başlangıç kuruysa bu durumda doların avro karşısında değer kazandığını da söyleyebiliriz. Evet döviz kurlarına kısa ve hızlı bir giriş yaptık. Ve bu bir para biriminden bahsederken başka bir para birimini de işin içine kattığımız için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama bunun gözünüzü korkutmasına sakın izin vermeyin. Kafanızdan küçük hesaplamalar yapın, pratik yapın. Örneğin eğer bir avronun değeri 1 dolardan fazla ise fiyatı avro olan bir şeyin dolar cinsinden fiyatı daha fazla olacaktır benzer şekilde eğer 1 dolar 1 avrodan azsa fiyatı dolar olan bir şeyin euro cinsinden fiyatı da daha az olacaktır.